Merhaba arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Bugün size orojeniz konusundan bahsedeceğiz. Daha doğrusu iç kuvvetler konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde dünyanın geçmişten günümüze geçirdiği süreci anlattık. Jeolojik devirlerden bahsettik. Kayaçlardan bahsettik. Şimdi de arkadaşlar dünyamızı şekillendiren kuvvetlere yani iç kuvvetlere orojenizle başlamış olalım. Öncelikle arkadaşlar iç kuvvet ne demektir? İç kuvvet arkadaşlar kaynağını yerin altından Burada yerin altından derken arkadaşlar magma tabakasını kastediyoruz. Kaynağını yerin altından alan ve yer şekilleri üzerinde lütfen buraya dikkat yapıcı etkiye sahip olan kuvvetlere biz iç kuvvetler diyoruz. Yani arkadaşlar iç kuvvetler kesinlikle yıkıcı değildir. Bakın çoğu arkadaşımız depremlerden dolayı iç kuvvetlerin yer şekilleri üzerinde yıkıcı etkiye sahip olduğunu zannediyor. Ama bu yanlış bir ya düşünce. İç kuvvetler kesinlikle arkadaşlar yer şekillerin üzerinde yapıcı etkiye sahiptir. Ve iç kuvvetlerin oluşmasının en büyük sebebi mağmadaki konveksiyonal akıntılar. Yani mağmanın hareket etmesi yer kabuğunu, yer kabuğunu oluşturan lefaların da hareket etmesine sebep oluyor arkadaşlar. Burada biz iç kuvvetleri 4 bölüme ayırıyoruz. Bunlar orojenez yani dağ oluşumu, epirojenez kıta oluşumu, volkanizma ve depremler. Bu şekilde size dört parça halinde iç kuvvetleri arkadaşlar anlatmaya çalışalım. Öncelikle bugün konumuz olan orojenez. Nedir orojenez? Yer kabuğunu meydana getiren lefalar. Hani demiştik ki ya yer kabuğu 12 parçadan meydana geliyor. Biz bu 12 parçanın her birine lefa diyoruz. Bu lefalar mağmadaki konveksiyonal akıntılar. Yani mamadaki mama tabakasındaki lavların hareketinden dolayı arkadaşlar birbirine yaklaşıyor ya da uzaklaşıyordu. İşte bu yaklaşma sonucunda yer kabuğunu oluşturan lefaların bazıları kırılıyor bazıları da kıvrılıyor. Ve bunun sonucunda dağ oluşumu dediğimiz orojenez meydana geliyor. Yani orojenez iki yolla meydana gelir. Bunlardan biri kıvrılma ikincisi de kırılma. Ya hocam neye göre değişiyor bu? Tamamen tabakaların esneklik yapısına göre. Eğer tabakanın esnek bir yapısı varsa yanlardan basınç gördüğünde kıvrılıyor. Ama eğer tabakamızın sert bir yapısı varsa o zaman bu tabakamız yanlardan basınç gördüğünde kıvrılamadığı için kırılıyor. Bu şekilde orojenezi biz kendi arasında ikiye ayırmış oluyoruz. Öncelikle kıvrılmadan başlayalım. Kıvrılma yer kabuğunu meydana getiren lefaların birbirine yaklaşması sonucunda esnek tabakaların kıvrılarak alçalıp yükselmesi sonucu meydana gelir. Yani bir kağıt parçasını şöyle yanlar sıkıştırdığınızda ne yapar arkadaşlar kıvrılmaya maruz kalır. Neden Çünkü kağıt parçasının esnek bir özelliği vardır. Siz esnek bir maddeyi yanlardan sıkıştırırsanız bakın bu şekilde görüldüğü gibi bizim kıvrılma adını verdiğimiz olaylar meydana geliyor. Bu kıvrılmanın sonucunda haliyle bazı yerler yükseliyor bazı yerlerde alçalıyor. Biz burada yükselen yerlere, dağ diyoruz. Çöken yerlere de ova ya da çöküntü ovası ya da eğer buraya yağmur suları falan birikir de bir göl oluşturursa tektonik göl diyoruz arkadaşlar. Veya latince ismiyle yükselen yerlere antiklinal, çöken yerlere de senk adı veriliyor arkadaşlar. Burada şunun dikkatinizi çekmesini isterim. Kıvrılma olayı sırasında arkadaşlar tabakaların yapısında herhangi bir bozulma meydana gelmiyor. Yani tabakaların uzanışı değişmiyor. Yine tabakalar birbirine paralel bir halde arkadaşlar yukarı doğru aşağı doğru esniyor. Biz bu olaya kıvrılma olayı diyoruz arkadaşlar. Pekala dünyanın en önemli kıvrım olayları ya da dünyada kıvrılma sonucu meydana gelmiş en önemli dağlar hangileri? Bir defa arkadaşlar dünyadaki kıvrımların büyük bir kısmı birinci zamanda ve üçüncü zamanda meydana gelmiştir. Biz birinci zamanda oluşan kıvrımlara Hersiniyen ve Karadoniyen kıvrımları ama üçüncü jeolojik zamanda oluşan kıvrımlara da Alp Himalaya kıvrımları diyoruz. Mesela birinci zamanda oluşan kıvrımlara örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda bulunan Appalach Dağları, Rusya'da bulunan Ural Dağları, bu arada Ural Dağları'nın önemli bir özelliği vardır. Ural Dağları Avrupa ile Asya kıtasının birbirinden ayrıldığı doğal bir sınırdır arkadaşlar. Aynı bizim Türkiye'deki İstanbul, Çanakkale, Boğazı gibi. Yine Asya kıtasında bulunan Altay Dağları, Tarih derslerinde, edebiyat dersinde Altay Dağları'nı mutlaka duymuşsunuzdur arkadaşlar. Avrupa'nın kuzeyinde bulunan İsveç, Norveç gibi ülkelerde bulunan İskandinav Dağları ve bizim ülkemizde bulunan Yıldız Dağları. Yani bunlar bizim bilmemiz gereken birinci zamanda oluşan kıvrımlardır. Pekala sıra geldi üçüncü zamanda oluşan, yani oluşum anlamında daha yeni olan kıvrımlara. Alp dağları nerede bulunuyor? Avrupa'nın ortasında. Hani İsviçre, Avusturya, Macaristan, İtalya'nın kuzeyi gibi bölgelerde bulunuyor. Himalaya dağları nerede? Hindistan'ın kuzeyinde. Nepal, Buhutan gibi küçük ülkelerin bulunduğu yer. Apenin dağları İtalya'da. Biliyorsunuz İtalya'nın şöyle çizmeye benzeyen bir yarım adası vardır. Bu yarım adasının ortasında Apenin dağları uzanır. Kayalık dağları Nerede kayalık dağları? Amerika Birleşik Devletleri'nin batı tarafında. Yani büyük okyanus kıyılarında. Ant dağları Güney Amerika'da, Şili'de. Atlas dağları Afrika'nın kuzeyinde. Fas, Tunus, Cezayir diye 3 tane ülkemiz var arkadaşlar. Bunun bulunduğu yerlerde. Hatta coğrafyacılar Fas, Tunus ve Cezayir'e Atlas ülkeleri diyorlar ve ülkemizden iki tane örnek. Toros Dağları ve Karadeniz Dağları. Bunların ne olduğunu size biraz sonra anlatacağım arkadaşlar. Toros Dağları Anadolu Yarımadası'nın güneyinde, Karadeniz Dağları da Anadolu Yarımadası'nın kuzeyinde. Yani dolayısıyla Türkiye'deki dağların büyük bir kısmı 3. zamanda oluşmuştur. Burada tek istisnamız arkadaşlar Marmara bölgesinde bulunan Kırklar Eli ili civarında bulunan Yıldız Dağları'dır. Diğer adıyla Istıranca Dağları'dır. Yani anlayacağınız Yıldız Dağları Türkiye'nin ilk oluşan en eski en yaşlı dağlarıdır. Ama Türkiye'nin güneyinde bulunan Toros Dağları ve kuzeyinde bulunan Karadeniz Dağları Yıldız Dağları'nın oranla oldukça genç olarak söylenebilir arkadaşlar. Gelelim harita üzerinde bu dağların nerede bulunduğu. Yani bizim coğrafyada öğrencimizin en çok zorlandığı konu bu aslında. Yani dağları ezberlesek bile dağların nerede olduğunu bilmediğimiz için böyle harita üzerinde sorular geldiğinde ister istemez ne yapıyoruz arkadaşlar? Zorlanıyoruz. Önce size birinci zamanda oluşan 3 tane dağı gösterelim. ABD'nin doğusundaki Aparaş dağları, Avrupa'nın kuzeyinde Norveç'te bulunan İskandinav dağları, ve Rusya'da bulunan Avrupa ile Asya'yı birbirinden ayırdığını söylediğimiz Ural Dağları. Bunlar birinci zamanda meydana gelmiş. Hindistan'ın kuzey, kuzeyinde Himalaya Dağları, Avrupa'nın ortasında Alp Dağları, az önce söyledik Fas, Tunus, Cezayir'deki Atlas Dağları, Güney Amerika'nın batısında yani günümüzde Peru, Şili, Bolivya gibi ülkelerin bulunduğu Ant Dağları. Mesela bu Ant Dağları'nın yükseklerinde İnka döneminden, Maya döneminden kalma böyle tarihi şehirler vardır arkadaşlar. Yani Ant Dağları'nın yüksek noktaları insanların en çok yaşadığı yerlerden bir tanesi. Çünkü Burası ekvatoral bölge. Ekvatoral bölgede alt kısımlar çok sıcak olduğu için yerleşme için fazla tercih edilmiyor. Yüksekler biraz daha insanların işine geliyor. Ve ABD'nin batı kıyısında yani Büyük Okyanus kıyısında bulunan Kayalık Dağları ya da diğer adıyla Raki Dağları diyorlarmış arkadaşlar. Bunlar da 3. zamanda meydana gelen bilmemiz gereken önemli dağlar. Pekala sıra geldi Türkiye'ye. Dedik ya Türkiye'nin güneyinde Toros Dağları, kuzeyinde Karadeniz ya da diğer adıyla Kuzey Anadolu Dağları diye dağlarımız var. Bu dağlar bir daha hatırlatmak için söylüyorum. Üçüncü zamanda meydana gelmiştir. Pekala Toros Dağları deyince aklımıza hangi bölgeler gelecek? Akdeniz bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi. Yani bu üç bölgeden Toros dağlarının geçtiğini söyleyebiliriz. Ama tabii genelde bizim Toros dağları deyince aklımıza Akdeniz bölgesi geliyor. Adana'nın kuzeyindeki Bolkar dağları. Toros dağlarının en yüksek üyesi diyebiliriz arkadaşlar. Bu dağların yüksekliği 4000 metreyi geçer. Ve bu Bolkar dağlarında kalıcı buzulları, kalıcı karları görmemiz mümkün. Aladağlar göller yöresindeki Sultan Dağları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinin sınırını çizen Güneydoğu Toroslar, Binboğa Dağları, Tahtalı Dağları ve Dede Göl Dağları. Bunlara belki daha eklenebilecek dağlar vardır ama biz bunları bilsek yeterli arkadaşlar. Özellikle Bolkar Dağları, Toros Dağları'nın en önemli üyesi bizim karşımıza bunun çıkma ihtimali daha fazla. Gelelim Anadolu yarımadasının kuzeyinde bulunan dağlara. Yani Karadeniz dağları, Kuzey Anadolu dağları. Bunun da en yüksek zirvesi Kaçkar Dağları. Yani Artvin, Rize civarında bulunan Kaçkar Dağları 4000 metreyi geçer. Üzerinde kalıcı buzullar vardır. Üzerinde buzul oluşum şekilleri vardır. Gerçekten çok yüksek dağlar. Bayburt'taki Kop Dağı. Biliyorsunuz Kop Dağı'nda Kop Dağı diye bir geçidi var arkadaşlar. Ee, Bayburt ile Erzurum ileri birbirine bağlıyor. Çimen Dağları, Mescit Dağları bu üç dağımız birbirine çok yakındır bu arada. Giresun Dağları, Rize Dağları... Tabi ne düşündüğünüzü az çok tahmin edebiliyorum. Keşke bütün dağların adı böyle olsa diye düşünüyorsunuz. Değil mi? Giresun dağları nerede? Giresun'da çabucak söylenebiliyor. Canik dağları nerede? Samsun'da. Ilgaz dağları nerede? Kastamonu ile Çankırı'nın arasında. Hani ilk öğretimde bize bunun türküsünü söylerlerdi. İşte Ilgaz Anadolu'nun sen ne güzel dağısın diye başlayan. Küre Dağları Kastamonu'nun kuzeyinde. Yani Kastamonu ili ile arkadaşlar Karadeniz'in kıyısını birbirinden ayıran küre dağları. Diğer adıyla İsfendiyar dağları diye geçiyor bazı kitaplarda. Bolu Dağı biliyorsunuz altından uzun bir tünel geçiyor. Ankara İstanbul arasında bulunuyor. Ve Köroğlu Dağları. Belki bunu da efsanesinden hatırlarsınız arkadaşlar. Yine Ankara ile işte e, Bolu arasında bulunan yüksek bir sıra dağdır. Bunlar bizim ülkemizdeki en önemli kıvrım dağlarıdır diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim orojenizin ikinci oluşum şekline yani kırılma olayına. Yer kabuğunu meydana getiren levhaların birbirine yaklaşması sonucunda. Yani bu olay da yine aynı sebepten kaynaklanıyor. Ama bu sefer tabakalar sert olduğu için kıvrılamıyor. Yani kıvırtamıyor tabakalar ve kırılmak zorunda kalıyor. İşte bu kırılmanın sonucunda bazı yerler yükseliyor, bazı yerler çöküyor. Biz yükselen yerlere horse diyoruz. Çöken yerlere de graben diyoruz. Yani yükselen yerlere dağ diyoruz. Çöken yerlere de ova. Tektonik ova ya da eğer buraya sular birikirse buna da arkadaşlar tektonik göl diyoruz. Bir de kırılmanın şekli kıvrılmadan farklı. Hani kıvrılmada tabakalar birbirine paralel olmaya devam ediyordu. Ama kırılmanın sonucunda arkadaşlar tabakaların arasındaki paralellik özelliği kayboluyor. Artık kırılmadan dolayı bazı tabakalar yukarı çıktığı için arada bir kayma meydana geliyor. Bu kaymanın olduğu yere de biz fay hattı diyoruz. Yani kırılma sonucu meydana gelen bölgelerde mutlaka fay hatları vardır. Bu yüzden kırılma sonucu meydana gelen bölgelerde deprem ihtimali yüksektir, sıcak su çıkma ihtimali yüksektir, volkanizma ihtimali yüksektir. Bu bazı sorularda karşımıza şöyle geliyor arkadaşlar. Mesela Türkiye'de şey Türkiye ve dünyada kırık hatları gösteren haritalara baktığınızda bu kırık hatlar ile depremlerin olduğu yerlerin aynı olduğunu, jeotermal kaynakların yani sıcak suların çıktığı yerlerin aynı olduğunu, volkanik arazilerin genelde birbiriyle örtüştüğünü görüyoruz. Yani kırılmanın dağılışı ile depremin, jeotermalin ve volkanizmanın dağılışı arasında paralellik var diyebiliriz arkadaşlar kırılma bu şekilde. Yükselen yerler horst, çöken yerler graben. Pekala dünyanın en büyük kırık hattı nerede? Yani tabiri caizse dünyanın en büyük gırığı nerede arkadaşlar? dünyanın en büyük kırık hattı Afrika kıtasının doğusunda. İşte Mozambik civarından başlıyor. İşte Afrika'nın doğusu boyunca kuzeye doğru çıkıyor. Kızıldeniz boyunca Türkiye'de Hatay'a kadar uzandığı söylenen işte 5000-6000 bin, bin kilometre uzunluğunda dünyanın en büyük kırık hattı. Burası arkadaşlar mutlaka bilinmesi lazım. Hatta bu kırık hatları üzerinde böyle büyük tektonik göllerimiz var. Mesela Victoria Gölü, Niassa Gölü, Tanganika Gölü, Rudolf Gölü ya da İsrail Ürdün arasındaki Rut Gölü gibi arkadaşlar. Bu büyük göller de bu dünyanın en büyük kırık hattının üzerinde yani Doğu Afrika Grabeninde uzanıyor arkadaşlar. Burada mesela Rut Gölü önemli bir göldür arkadaşlar. Çünkü Rut Gölü deniz seviyesinden yaklaşık 400 metre civarında daha aşağıda bulunuyor. Victoria Gölü de dünyanın en büyük arkadaşlar tatlı su göllerinden bir tanesi. Bu arada size küçük bir hatırlatma. Hazara biz çok fazla göl demiyoruz çünkü Hazarın gidegeni özür. Hazara biz deniz demiyoruz. Hazar dünyanın en büyük gölüdür. Belki Hazardan sonra şu an dünyanın en büyük gölü Victoria gölüdür diyebiliriz arkadaşlar. Hazar kesinlikle deniz değildir. Öyle haritalarda deniz olduğuna çok fazla inanmayın arkadaşlar. Bazı kitaplarda büyük olduğu için deniz ifadesini kullanıyor ama normalde denizlerin diğer denizlerle bağlantısı olması lazım ama Hazar'ın diğer denizlerle herhangi bir bağlantısı yoktur arkadaşlar. İşte bu dünyanın en büyük kırık hattı. Dünyanın en büyük grabeni. Gelelim Türkiye arkadaşlar. Tabi Türkiye'de kırılma deyince aklımıza neresi gelmesi lazım? Öncelikle Ege Bölgesi. Özellikle arkadaşlar Ege Bölgesinin kıyı Ege bölümü kırılmanın en fazla olduğu yerdir diyebiliriz. Ve buradaki dağları kuzeyden güneye saymaya başlarsak, mesela en kuzeyde Marmara sınırında Kaz Dağları, sonra Madra Dağları, Boz Dağlar, Aydın Dağları, Menteşe Dağları. Belki bir de buraya neyi ekleyebiliriz arkadaşlar? Yunt dağlarını. İşte bu dağlar kırılma sonucu meydana gelmiş horslardır. Artı bir de bu dağların arasında bulunan graben ovaları var. Yine bunları kuzeyden güneye doğru saymaya çalışırsak en kuzeyde Bakırçay Ovası. Bu ovayı Bakırçay isminde bir ırmak suluyor arkadaşlar. Gediz Ovası bunu da işte Gediz Irmağı besliyor. Küçük Menderes Ovası bunu Küçük Menderes besliyor. Büyük Menderes Ovası bu da Ege bölgesinin en güneyinde Aydın'ın, Nazilli'nin, Söken'in, Denizli'nin bulunduğu yerde arkadaşlar. Burası da yine Büyük Menderes Irmağı tarafından besleniyor. Bunlar Türkiye'deki önemli horslar. Bunlar da Türkiye'deki önemli graben ovaları. Yani kırılma deyince aklımıza Ege bölgesinin gelmesi lazım. E hoca Ege bölgesi dışında başka yerlerde görülmüyor mu? mutlaka Türkiye'de çok sayıda kat var. Mesela Ege Bölgesi dışında aklımıza geldiği için hemen söylüyorum. Mesela Hatay'da bulunan Amanos Dağları, bu da mesela kırılma sonucu meydana gelmiştir arkadaşlar. Hatay'ın İskenderun Körfezi, İskenderun ilçesinde bulunan çok yüksek dağlardır. Bir de bu Amanos Ovası'nın dağlarının hemen yanı başında bulunan Amik Ovası. Bu da yine belki Graben ovalarına eklenebilir arkadaşlar. Amik Ovasından hangi ırmak geçiyor? Suriye'den bize gelen As ırmağa geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde size iç kuvvetlerin birinci kısmı olan orojenizi anlatmış olduk arkadaşlar. Diğer dersimizde epirojeniz konusundan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.